TRT2 ekranlarına hoş geldiniz. Sinema Artı'dasınız. Bu hafta Türk sinemasında yabancılaşma, arayış denilince akla gelen ilk isim Ömer Kavur'u konu edindik. Çünkü 12 Mayıs ünlü yönetmenin, otör yönetmenin ölüm yıl dönümü. Şu an stüdyomuzda Profesör Doktor Ala Sivas Gülçür var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizinle Ömer Kavur sinemasının derinliklerine doğru bir sohbete başlayacağız birazdan. Ama önce bir vizyon arası vereceğiz. Sonra yine burada olacağız. Tamam. Bakalım bu hafta vizyona hangi filmler girmiş? Are you familiar? Sinema tarihinde yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ses getiren destansı seri Maymunlar Cehennemi yeni filmiyle beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. Humans were capable of many great things. They could fly like eagles fly. They could speak across oceans. Aksiyon harikası serinin son çalışması Maymunlar Cehennemi Yeni Krallık filmi, maymunların uyum içerisinde, insanlarınsa gölgede kaldığı bir dünyada zalim bir imparatora karşı yaşananları, tarihi sorgulayan bir maymunun çıkmasıyla değişen dengeleri konu ediniyor. We will learn. Heyecan tutkunlarının merakla beklediği yapımın yönetmen koltuğundaki isimse Maze Runner üçlemesine imzasını atan Wes Ball. We'll conquer. Filmin başrollerinde Owen Tick, Freya Allen, Kevin Durant, Peter Macon ve William Macy yer alıyor. Why do they hunt her? She's smarter than most. The elders did not tell us everything about this world. You will clean studios and performance spaces during your breaks, and you will under no circumstances distract my students from reaching their full potential. Hayatı beklenmedik bir olay sonucu yokuş aşağı giden Sam'in hikayesinin anlatıldığı Kırmızı Pabuçlar. You're dancing again? You didn't tell me you were so good. No, that was nothing. Miss Harlow kept this room empty. Yetenekli ve genç bir balerin olan genç Sam'in tek tutkusu danstır. Trajik bir sebepten dolayı bale akademisini bırakmak zorunda kalan genç kızın yaşadıkları, düşünceleri ve dans sevgisinin sınanmasına sebep olur. Suffered a great loss. That's not the only story you have to tell. It's time to tell your story, son. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızımız Pervane'yi, oğlumuz Barış'a istiyoruz. Türkiye ve Azerbaycan ortak yapımı film Görücü, beyaz perdeye geliyor. Ne oldu? Başına talih kuşu kondu. Arva dözle bir de ne kişi tapıp erdi. Yönetmenliğini İlham Yaşaroğlu'nun yaptığı film, evlilik vesilesiyle bir araya gelen iki aileyi konu ediniyor. Anne, biz Bakü'ye beni mi evlendirmeye geldik yoksa sana koca bulmaya mı geldik? Her oğlun işi değil, babasının erkeğinde iştirak eder. Komedi türündeki yapımda bu iki ailenin birbirlerine söyledikleri yalanlar ve bu yalanlar sonucu gelişen olaylar anlatılıyor. Hayaletler! Azmı koşuk hayalleri tanıyor. Adı o hayaller değil mi? Bir evde ruh var. Başa düştüm. Ay sağ ol. Bas benim orada hayalim ne olacak? Bir daha işir. İki. Buradan manzara muhteşem. Keşke sonsuz. Animasyon türündeki film, çok şanssız bir ajan olan Bernard'ı konu alıyor. Buraya gelmek için hayatını riske... İtibarını yeniden kazanmak için gizlice Mars görevine giren Bernard, yakalanması planlanan canavarla arkadaş olur. Ajan onuru ve arkadaşlığı arasında zorlayıcı bir seçimle karşı karşıya kalacaktır. Çekilin! Buradan çıkamayacaksınız! Komedi ve dramın bir araya geldiği süper ajan Bernard Görev Mars, minik sinema severleri beyaz perdeye davet ediyor. Evet, bu hafta vizyonda izlemelere doyamadığımız Maymunlar Cehennemi'nin 4. filmi var. Benim ilk ilgimi çeken o oldu. Aslında Maymunlar Cehennemi böyle yıllar öncesinin bir serisi ama tekrar yapımlarını izliyoruz 2000'lerin başından beri.
galiba bir hikaye sıkıntısı içerisinde geçmişin kendini tekerrür etmesi olabilir. Hep söz konusu oluyor. Biz kendi konumuza dönelim, vizyonu şöyle bir kenara bırakıp Ömer Kavur aslında çok müstesna bir isim. Benim gençliğimde de çok ayrı bir yeri var. Hatta çocukluğumda diyebileceğim. İşte böyle 10 yaşlarındayken bir film izliyorum. Neden izlediğimi bilmiyorum. Türkan Şoray'ın oynadığı bir film ve Türkan Şoray'ın çocuğu kayboluyor körebe oynarken diye kodlamışım ben zihnime. Beni ilk travmatize eden filmlerden biri bu. Sonra yıllar sonra bunun Ömer Kavur'un filmi olduğunu öğrendim ve Ömer Kavur'un nasıl bir sinematografisi olduğunu öğrendim ve çok ilgimi çeken bir yönetmen. Nereye konumlandırıyoruz Ömer Kavur'u Türk sinemasında? Evet, Ömer Kavur dediğiniz gibi oldukça müstesna bir yönetmen. Otör olarak tanımlayabiliyoruz. Yani konuyla ilgili hani dönem olarak anlatmadan önce belki bir kaynaktan da bahsetmemiz gerekebilir. 2000'li yılların başında Profesör Doktor Şükran Kuyucak Esen'in hazırladığı Sinemamızda Bir Otör, Ömer Kavur başlıklı bir kitap vardı. Daha sonra güncel baskıları da çıktı. Ve uzun yıllar geçse dahi akademide gerek yüksek lisans gerek doktora çalışmalarında ve pek çok araştırmada Ömer Kavur'un ismini halen daha görüyoruz. Yani üzerine tekrar tekrar çalışılan, konuşulan bir yönetmen aslında baktığımızda. Ömer Kavur'un Türk sinemasında varoluşu, yani ilk filmlerini çekişi 1970'li yılların ortasına denk geliyor. Şimdi hani burada şeyi hatırlayabiliriz. Türk sinema tarihi bilgilerimizi birazcık kurcaladığımız zaman 12 Mart muhtırası sonrası 70'li yıllarda Türkiye'de yani sinema ortamında neler olmuştu? Bir karşıtlık dönemi aslında. Karşıtlıklar dönemi olarak da adlandırabiliriz. Çünkü iki farklı eğilim sinemada baş göstermişti. Bir taraftan eleştirel, siyasal sinema yapan sinemacılar. Bir taraftan da tamamen ticari kaygılarla, birazcık günü kurtarma politikasıyla yapılan erotik içerikli güldürürler. Ama tabii bununla sınırlı değildi. Özellikle işte televizyon yayınlarının başlaması ve yaygınlaşması Türkiye'de sinema için ciddi bir tehdit oluşturuyordu. Dolayısıyla sinemada burada hani kendine bir çözüm üreterek ticari sinemada bazı dediğim gibi çözüm önerilerine gitti. Burada tabii ki Kemal Sunal güldürlerini de sayabiliriz ticari anlamda. Onun dışında tarihi kostümü, avantür filmleri ya da arzu film güldürleri de karşımıza çıkıyor. Yani böyle bir ortamda Ömer Kavur Türk sinema ortamına aslında giriş yapıyor. Önce Yatık Emine ile daha sonra da Yusuf ile Kenan filmiyle. Ve çok cesurca adımlar bahsettiğiniz ortamda. Evet, zor bir ortamda aynı zamanda. Yani oldukça aslında yani kolay olmayan bir ortam. Çünkü dediğimiz gibi hani Yeşilçam dinamikleri var. Yeşilçam'ın da kriz döneminde aslında giriyor. Yani ticari sinemacı değil. Klasik Yeşilçam kalıplarıyla hareket etmiyor. Ama şunu da söyleyemeyiz. Yani tam olarak hani siyasal, eleştirel filmler kategorisinde de yer almıyor. Yani 1970'te Umut'la Yılmaz Güney'in başlattığı siyasal eğilimin tam olarak içinde değil. Ama onun ardıları olarak okuyabiliriz. Genç sinemacılar kuşağı. Yani Ali Özgentürk gibi, Zeki Ökten gibi, Erden Kral gibi sinemacıları genç sinemacılar kategorisinde ele aldığımızda Ömer Kavur'u da bu grupta hatırlayabiliriz. Ondan sonra 1980'li yıllarda yaptığı üretimler var. Zaten filmografisine baktığımız zaman 1970'lerde başlıyor. 2000'li yıllara kadar uzanıyor. Yani bir 30 yıllık uzunca bir dönemden bahsediyoruz. Yani burada da 70'li yılların, 80'li yılların ve 90'lı yılların Türkiye'sini düşünerek aslında Kavur'un sinemasını değerlendirmek gerekiyor. Sayısal olarak baktığımızda da en çok film üretimini 80'li yıllarda gerçekleştirmiş. Ama elbette ki tabii hani şeyi biliyoruz. Yani Ömer Kavur'un dediğim gibi hani Yeşilçam ekibiyle ya da Yeşilçam oyuncularıyla çalışsa dahi yapımcılık anlamında hani klasik Yeşilçam yapımcısıyla çalışmadığını, işte kendi şirketiyle birlikte bazı işler yapmaya çalıştığını biliyoruz. Bu da aslında onu birazcık bağımsız sinemanın öncülü gibi de yorumlamamızı getiriyor. Yani en azından benim yorumum bu şekilde. Çünkü 1990'lardan sonra bir bağımsız sinema tartışması var Türkiye'de. Evet. İşte Zeki Demirkubuz ile başlayan. Biraz aslında onun hani bir adım öncesi gibi de okuyabiliriz. Yani nedir? Hani direkt ticari sinema kalıpları içerisinde yer almak istemeyen. Ama klasik yapımcıya çok
hani göbekten bağlı olmadan kendi özgün fikirlerini ya da özgün sinema anlayışını aktarmak isteyen genç sinemacılar kuşağı. Zaten de onu otör kılan, yani otör olduğunu söylememize sebep olan şeylerden biri de bu. Çünkü sinemayla ticari bir bağ kurmak yerine daha organik, kendinden bir bağ kurmayı aslında sinemayla düşünmeyi tercih ettiği için böyle bir seçim yaptığını da görebiliyoruz. Hatta kendisi de zaten söylüyor, yani ben kendi filmlerimi yapabilmek için bir süre reklam çekiyor, işte belgeseller çekiyor. Dizi filmler de yapmış. Dizi filmler çekiyor. Doğru. Çünkü yani izleyicilerimiz belki bu kısmı çok hesap edemiyorlar ama film dediğimiz şey bir sanat olarak değerlendireceksek maalesef parayla çok göbek bağı olan bir sektör, bir zanaat, bir dal. Kesinlikle dolayısıyla öyle. O paranın kaynağının nereden geldiği çok önemli oluyor. Bunun önüne geçebilmek, kendi özgünlüğünü koruyabilmek adına başka mecralardan para kazanıp bu parayı sonra kendi özgün filmlerine aktarıyor. Bu da onu işte otör kılan şeylerden biri. Tabii. Yani dediğimiz gibi hani bir bağımsızlık. Yani bağımsız tabii ki çok şey bir kelime. Nasıl diyelim, hani hem iddialı hem de sorumlu bir kelime. Çok böyle aleni kullanmamayı tercih ediyoruz ama tırnak içerisinde eğer kullanmamız gerekirse evet, hani bağımsızlığın ya da o özgürlüğün yolu bir şekilde finansal açıdan özgürlükten geçiyor. Ömer Kavur da dediğiniz gibi farklı işlerden yaptığı, yani sinema filmi dışında yaptığı işlerden kazandığı kazancı kendi özgün fikirlerine ve filmlerine yatırmayı tercih etmiş. Bunu da zaten pek çok söyleşisinde dile getirmiş. Evet, kendisi böyle özellikle gençlik yıllarında Antonioni'nin Gece filmini izledikten sonra çok etkilendiğini, hatta Antonioni İstanbul'a geldiğinde, ziyaret ettiğinde de şey dediğini söylüyor. Siz benim sinemadaki babamsınız. Evet, evet. Ama Fransa'da eğitim alıyor. Evet. Yani İtalya'yı da tercih etmiyor. Fransa'da eğitim alıyor ama bir İtalyan sinemasına da yatkınlığı var. Biliyorum sizin de İtalyan sinemasında bir uzmanlığınız var. Filmlerinde böyle gerçekten bir evet ya İtalyan sinemasından etkilenmiş diyebileceğimiz biçimsel şeyler görüyor muyuz? Yani şöyle, ben daha ağırlıklı olarak tematik bir etkilenme olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Antonioni 1960'lı yılların yeni İtalyan sinemasındaki otörlerden bir tanesi. Fellini'nin de çağdaşı. Ve özellikle işte modernleşme, yalnızlık, yabancılaşma gibi temalarıyla 1960'lardaki filmlerinde isim yapmış birisi. Dolayısıyla hani Kavur'un sinemasına baktığımız zaman da aslında hani bu temaların tekrarını görebiliriz. Yabancılaşma, yalnızlık vesaire gibi biraz daha işte dediğimiz gibi içe dönüş ve daha somuttan soyuta giden bir dışsaldan içsele giden bir arayış gibi yorumlayabiliriz. Bunun dışında biraz da şey, ilk dönem çalışmalarından mesela Yusuf ile Kenan filminde de biraz İtalyan yeni gerçekçi sinemasının hani havasını aslında görebiliyoruz. Ama dediğiniz gibi esasen eğitimini hani Fransa'da almış, sinema eğitimini, ve sonrasında Türkiye'ye gelmiş bir isim. Eğer onu bir otör olarak ele alıyorsak da Avrupa sanat sinemasındaki otörlere yakın bir duruş sergiliyor diyebiliriz aslında. Aslında biraz ben Yusuf'la Kenan'da doğrudan değil ama bir yerinden böyle bir 400 darbe hissiyatı alıyorum. Evet, o da var. Yani, doğru. Bir yeni dalga, bir yeni gerçeklik. Birazcık da 1960'ların Avrupa otörlerinden hepsinden aslında esinlenmeler taşıyor tabii. Böyle ana temalarından biri arayış ya Ömer Kavur. Evet. Sanki aslında işte biraz o da yani hani biraz işte İtalyan yeni gerçekçilik, işte Fransız yeni dalga. O aslında arayışın kendisi film yapma biçiminde vücut buluyor bir yandan da. Evet, yani kesinlikle hani öyle. Onu yani mesela yine filmografisi üstünden hani böyle bakacak olursak başlangıçtan itibaren elbette hani arayış teması kendini hissettiriyor ama çok mesela somut olarak şöyle söyleyebiliriz. Mesela hani Körebe filminden örnek verdiniz. Çocuğunu kaybeden, yani çocuğu kaçırılan bir annenin çocuğunu arama hikayesi. Aslında çok somut bir arayıştır o. Fakat o arayışın içerisinde anne bir süre sonra farklı hayatların farkına varır. Yani bir içsel farkındalık ve bir dönüşüm geçirir ister istemez yaşadığı şeyde. Ve bu somuttan soyuta giden arayış hikayesinin aslında daha en belirgin noktasını biz Ana Yurt Oteli
filmi ve ondan sonraki filmlerinde görebiliyoruz. Evet. Ana Yurt Oteli artık biraz daha dediğimiz gibi çekilme, yalnızlık, yabancılaşma ve o içsel sorgulamanın görüldüğü bir filmdir. Yani zaten bir roman uyarlaması. Zebercet karakteri 1980'li yılların Türkiye'sine oturtulur o filmde. Sonrasındaki filmlerde yani daha 90'lı yıllara doğru gittiğimiz zaman Kavur'un filmografisinde o dediğiniz artık arayışın aslında kendisi film yapma biçimidir ya da o filmin içerisinde kendiliğinden. Evet. Yani belki biraz çabasız bir şekilde var olmaya başlar. Yani gece yolculuğuyla özellikle onu görebildiğimizi düşünüyorum. Çünkü gece yolculuğu bir de normalde filmografisine baktığımızda hep biriyle yazıyor. Biriyle birlikte yazıyor senaryolarını. Evet. Ya da işte bir uyarlama oluyor Ana Yurt Oteli'nde olduğu gibi. Orada Yusuf Atılgan'la da çok güzel bir aslında. Evet. Yani şeyi de bence orada hani gene vurgulamamız gerekiyor. Ömer Kavur edebiyatçılarla çok iç içe çalışan bir yönetmen. Edebiyatla olan ilişkisi yani sinemasının edebiyatla olan ilişkisi de gerçekten çok önemli. Çünkü Yusuf Atılgan'dan uyarlama yapıyor, Orhan Pamuk'tan uyarlama yapıyor, Selim İleri ile çalışıyor, Firuzan'dan uyarlama yapıyor. Yani dolayısıyla edebiyat sinema ilişkisi de aslında orada çok kuvvetli. Ya sinemaya ilk girişi de Türkiye'ye geldiğinde işte Yatık Emine de bir uyarlama. Evet. Memleket Hikayelerinden. Refik Halit Karay'dan. Doğru. Memleket Hikayelerinden uyarlama ama ondan sonra giderek dediğiniz gibi İşte bu 90'lara yaklaşırken belki daha toplumsal olan hikaye biçimi daha bireysel, daha içe dönük bir arayışa doğru evriliyor. Ben bunu en çok işte tek başına yazdığını gördüğümüz filmografisinde Gece Yolculuğu'nda, 1987'deki Gece Yolculuğu'nda görüyorum. Zaten de bir yönetmen üzerinden. Evet, aslında Kavur'un kendi arayışıdır o. Yani orada izlediğimiz yönetmen Kavur'dur. Yani söylediğiniz gibi biz böyle işte 90'lara yaklaştığımızda özellikle Ana Yurt Oteli ile birlikte başlayan bir daha bireyin içine doğru giden bir yolculuk izlemeye başlıyoruz. Belki daha bireysel hikayeler izlemeye başlıyoruz. Bence bu özellikle Gece Yolculuğu'yla tam anlamıyla görebildiğimiz bir şey. Fakat buna rağmen yani daha işte bireyin merkezde olduğu hikayeleri izliyor olmamıza rağmen yine de siyasi olan, toplumsal olan bu filmlerin içerisinde kendine yer bulmayı başarıyor. Evet, Kavur'da. Kesinlikle. Yani orada Profesör Doktor Ünsal Oskay'ın Kavur'la ilgili yaptığı bir çalışmada, kaleme aldığı bir çalışmada söylediği güzel bir şey vardır. Bireyin psikolojisini gerçekten nitelikli olarak anlatan bir yönetmenler. Ama bu bireyin psikolojisiyle Türkiye'nin siyasal ortamını da aslında koşut bir şekilde sunar seyirciye der. Dolayısıyla dediğiniz doğru yani bir arayış ve içe dönüş ama her zaman aslında baktığınızda hani dikkatli bir okuma yaptığımızda Türkiye'nin ortamıyla birlikte siyasal ortamının, toplumsal ortamının aslında birey üstündeki yansımasında rahatlıkla okuyabiliyoruz. Yani başta söylediğim gibi filmografisi 70'lerden 2000'lere uzanıyor. Dolayısıyla aslında yani sırayla bir okuma yaptığımız zaman 70'ler, 80'ler ve 90'lar Türkiye'sinin birey psikolojisindeki etkilerini görmemiz mümkün. Bunları aslında daha da derinleştirmek istiyorum. Şimdi arkadaşlarımız Ömer Kavur sineması ile ilgili özel bir dosya hazırladılar. Hem onu izleyeceğiz ama onu izledikten sonra da geçen sene Ömer Kavur üzerine hem de genç bir sinemacının yaptığı Kavur belgeseli var. Evet. Çok güzel bir belgesel. Çok güzel gerçekten kesinlikle. De. Yani benim yakın dönem Türk sinemasında izlediğim en iyi belgesellerden bir tanesi. Fırat Özeler aramızda olacak. Evet, stüdyomuzda sohbetimiz daha da zenginleşerek devam edecek ama şimdi Ömer Kavur ile ilgili arkadaşlarımızın hazırladığı çok güzel bir dosya var. Onu izleyelim, sonra stüdyomuza bekliyoruz tekrar. Benim gözümde her film bitmiş bir aşk gibidir ama hala o filmle ilgili içimde de yaşayan bir şey vardır. Onlarla yüzleşmek istemiyorum. Ben de hüzün yaratıyor. Türk sinemasının güzide isimlerinden Ömer Kavur, 1944'te Ankara'da dünyaya gelir. Çocukluğunun bir kısmı Yugoslavya'da geçen Kavur, orta öğrenimini ve liseyi İstanbul'da tamamlar. Aynı yıllarda sinemayla da tanışır. İtalyan yönetmen Michelangelo Antonioni'nin Gece ve Batan Güneş filmlerini izlemesiyle Kavur için sinema bir tutku ve hayale dönüşür. Müzik
kavur tutkusunun peşine düşer ve sinema eğitimi almak adına Paris'e taşınır. Paris yıllarında gündüz eğitim alırken gece bir otelde çalışan Kavur, boş zamanlarındaysa sinemateklerde ona yeni ve başka dünyalar sunan filmlerle tanışır. Eğitim aldığı yıllarda Alain Robbe Grillet ve Brian Forbes'un filmlerinde çalışma imkanı yakalar. 1974'te ilk kez yönetmen koltuğuna oturan Kavur, Yatık Emine ile sinemaya merhaba der. Kavur, 5 yıllık bir aranın ardından senaryosunu Onat Kutlar'la yazdığı Yusuf'la Kenan filmini beyaz perdeye taşır. İki kardeşin İstanbul'a uzanan yolculuk, arayış ve tutunma hikayesi, yönetmenin sinemasına dair nüvelerini belirgin halde sunar. Bir Firuzan uyarlaması ve ortak çalışması olan Ah Güzel İstanbul'la sinemaya devam eden Kavur, senaryosunu Selim İleri'ye yazdığı Kırık Bir Aşk hikayesiyle seyircisine kavuşamamanın anatomisini sergiler. Seksenli yıllara Göl, Amansız Yol, Körebe gibi filmlerle devam eder. Müjde Ar, Hümeyra, Kadir İnanır, Türkan Şoray gibi isimlerle olan çalışmaları hem isminin duyulmasını hem de filmlerinin daha geniş kitlelere yayılmasını sağlar. 1987'de ise Türk sinemasının hem en iyi hem de en özgün filmlerinden Anayurt Oteli'ni çeker. Yusuf Atılgan'ın Kafkaes karakteri Zeberket'i beyaz perdeye ustalıkla taşıyan Kavur, bir yandan romanın hakkını verirken, bir yandan da kendi sinemasının otantikliğini beyaz perdeye aktarmayı başarır. Sinemasının zirve yaptığı bu yılı 1989'da Gece Yolculuğu takip eder. Birçok filminin ana teması olan yolculuk, hem içsel hem de dışsal olarak kamerasına yansır. 1991'de senaryosunu yazar Orhan Pamuk'un kaleme aldığı Gizli Yüzü beyaz perdeye taşıyan Kavur, edebiyatçılarla olan çalışmalarına bir yenisini ekler. Kavur 1996'da Akrebin Yolculuğu, 2000'de Melekler Evi ve 2002'de Karşılaşmayla beyaz perde yolculuğunun sonuna gelir. Son filmlerinde dahi sinemaya dair yeni deneyimler kazanmaktan geri durmayan usta yönetmen, lenf kanseri sebebiyle 61 yaşında hayata gözlerini yumar. Usta yönetmen geride her biri ayrı bir otantiklik sunan filmler bırakır. Cannes, Venedik gibi çeşitli uluslararası festivallerde filmleri gösterilen ve ödüllerle dönen Kavur, ulusal yarışmalar ve festivallerde de sayısız ödül alarak başarısını kanıtlar. Güçlü edebi eserleri ustalıkla beyaz perdeye yansıtan yönetmen, dönemin en dikkat çeken yazarlarıyla da yaptığı ortak çalışmalarla filmlerine farklı renkler katmayı başarır. Daha derinlerine inildiğinde ise Ömer Kavur sinemasını yolculuk, yalnızlık, iletişim, arayış gibi temalar üzerine kurgular. Onun filmini izleyen bizler de bir yolculuğa çıkar ve yalnızlığımıza dair bir arayışa dahil oluruz. Onun sineması, kimimiz az, kimimiz daha fazla yalnız olan bizleri bizlere anlatmak üzerinedir. Onun için yalnızlık bir hesaplaşma ve arayıştır. Film çekmesi ise bizzat kendisinin yalnızlığıyla baş edebilme çabasıdır. Evet, tekrar stüdyolarımızdayız ve yanımızda Kavur belgesel filminin yönetmeni Fırat Özeler var artık. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın Fırat? İyiyim, sağ olun. Sizler? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Sizinle burada sohbet etmek, özellikle de sinemamızın önemli isimlerinden biri olan Ömer Kavur hakkında sohbet etmek gerçekten çok keyifli. Ve bu ilginç, yani sen çok genç bir sinemacısın. Geçen sene değil mi çıktı, evet, belgesel? Ondan önce iki kısa filmin vardı. Şimdi bu kadar genç bir sinemacının bu kadar melankolik, değil mi? Bu kadar aslında kendi kabuğundan bir yerden seslenen bir yönetmenle özdeşim kurmuş olması benim ilgimi çekti açıkçası. Yani bu çağa da demek ki ulaşabilen, söyleyebildiği bir şey var. Nereden ulaştı sana Ömer Kavur? Niye Ömer Kavur'u tercih ettin? Aslında benim Ömer Kavur'la tanışmam bayağı bir erken döneme denk geliyor kendi kişisel tarihimde. Lisedeydim ve
küçük bir yaşta, 14-15 yaşlarında Gizli Yüz'ü izlemiştim. Hı. Hiçbir şey anlamamıştım filmden. Hı. Hala daha çok anlayabildiğim söylenemez aslında. Ben de Tarkovski Aynayı izletmişlerdi bana 12 yaşımda ve acaba şu an... His olarak çok benzer filmler. Evet. Anlamamıştım ama bir şey var demiştim. Bir şeyler hissetmiştim. Zaten beni Ömer Kavur'a yaklaştıran da o oldu. Yani ben ilk kez bir filmi anlamasam da o filmden bir şeyler hissedebileceğimi Gizli Yüz'de gördüm. Dolayısıyla o bir başlangıçtı benim için. Daha sonra tekrar tekrar filmlerini izleyince, yıllar içinde böyle kişiliğini de araştırdıkça benim kafamda şu soru canlandı. Bu filmleri yapan biri nasıl bir insan olabilir? İç dünyası nasıl olabilir? Ve ben onu daha yakından tanımalıyım. Böyle giriştim aslında bu projeye. Sadece onu daha yakından tanımak için, bu filmleri ona yaptıran hissin ne olduğunu bulabilmek için. Sizin bahsettiğiniz Şükran Esen'in kitabındaki bir röportajında eleştirilere nasıl yaklaştığı sorulduğunda şöyle söylüyor Ömer Kavur. Bu tarz sinema aslında biraz dost seçmeye benzer. Yani beni anlayacak, benim meselelerimi döndüren, zihni bana yakın insanlarla yapılan sohbet gibi. Evet. Aslında sen Ömer Kavur'u dost seçmişsin. O da seni dost seçmiş gibi bir şeyi seziniyorum burada. Araştırma sürecinde bu cümleyle karşılaştığımda, ki işte Şükran Hoca'nın kitabı ilk okuduğum kitaplardan biriydi. Çünkü Ömer Kavur hakkındaki tek basılı kitap, yani hani başkası tarafından yazılmış. Bu cümleyle karşılaştığımda ben de çok garip hissetmiştim. Çünkü şöyle devam ediyordu o cümleye. Herkese dost olmak zorunda değiliz. Evet. Birkaç insan bize yeter kalbi sinema için atan şeklinde. Ve şunu hissetmiştim. Bir grup insan var. Ömer Kavur'un filmlerini izliyorlar. Ve bir şeyler hissediyorlar. Anlamasalar da. Ve benzer şeyler hissediyorlar. Böyle sanki aramızda görünmez bir iletişim var ve biz birbirimizi anlayabiliriz. Dolayısıyla bu bende onun filmlerindeki yolculuk temasıyla da oturuyor. Aslında arayış ve aidiyet meselesiyle daha çok. Yani evet, aynı şeyleri hissedebileceğim insanlar, aynı şeyleri ülkeye aynı şekilde bakabileceğim ve düşünebileceğim insanlar bir yerlerde varlar. Neden aramayayım o zaman gibi bir yer. Çok garip, paradoksal bir biçimde böyle aidiyet sorunu çeken insanlar aslında aidiyet sorunu çeken diğer insanlarla bir aidiyet yaratmış oluyorlar. Garip bir paradoks kendi içerisinde ama. Ve Ömer Kavur da bu alanı açmış oluyor aslında filmleriyle. Peki ben size bir şey sormak istiyorum. Yani şimdi bakıyorum genç bir sinemacı, işte kendisinden kaç kuşak önce bir sinemacıyla buluşuyor ve bununla ilgili bir belgesel yapıyor. Ama bu tarz belgesellere çok az rastlıyoruz değil mi? Türk sinemasında yönetmenlerimizle ilgili. Evet, evet, az sayıda var. Yani daha çok olmasını arzuluyoruz diyelim. Yani ama dediğim gibi hani nitelikli belgesel olması gerekiyor ve hani Kavur bu anlamda gerçekten hani estetik kaygıları da çok yüksek, yani benim gördüğüm bir belgesel. Sizin şimdi öğrencileriniz de var mesela, değil mi? Yani acaba böyle bir yönlendirmeler yaptığınız zamanlar oluyor mu? Mesela neden sinema bölümlerinde tezler yazılı veriliyor? Böyle belki de belgesel çekmeliler tez için. Tabii belgesel çekenler de var ama tez yazanlar da var. Orada şöyle bir ayrım var. Genelde güzel sanatlar enstitülerine bağlı olan doktora programlarında, yani daha doğrusu sanatta yeterlik programlarında belgesel üretimi var zaten. Ben iletişim fakültesi tarafında çalışıyorum. Daha sosyal bilimler ağırlıklı. Dolayısıyla bu alandaki hani sinema ve doktora programlarında tez yazdırıyoruz. Yani orada öyle bir ayrım var. Ama sanatta yeterlik öğrencileri zaten dediğim gibi filmler yapıyor. Çekiyorlar. Şimdi senin film 12 Mayıs'ta tam Ömer Kavur'un ölüm yıl dönümünde Mubi'de gösterime girecek. Evet. İzleyicilerimiz böylelikle onu izleme şansı da bulacaklar. Evet. Çok da spoiler vermek istemiyorum. Ben bir belgeselle ilgili ne kadar spoiler verilebilir? Verilebilir. Var çünkü farklı bir yapısı var senin belgeselinin. Sormak istediğim birkaç şey var aslında biçimsel tercihlerinle ilgili olarak. Öncelikle izlerken böyle gerçekten bir Ömer Kavur filmi izliyormuş gibi izledim. Ve zaten sonra röportajlarına baktığımda da senin de hedefinin tam olarak bu olduğunu söylediğini gördüm. Bu çok seni mutlu eden, başarılı bir sonuç aslında, öyle değil mi? Yani tam kastettiğin şeye ulaşmışsın. Kafamdaki buydu aslında. Gerçekten bir süre vardı. Yani bu filmi yapmak istiyorum ama nasıl? Ne içimde. Nasıl anlatmalıyım bu hikayeyi? Çünkü çok katmanlı bir kişiliği var Ömer Kavur'un. Gerçekten bir yönetmen kişiliği var. Sette bambaşka bir ruh halinde. Ama
kendi iç dünyasına döndüğünde, kendi kişisel hayatına döndüğünde bambaşka bir ruh haline bürünüyor. Ve bu ikili, bu çoklu yapıyı nasıl anlatabilirim diye düşündüğümde cevap bir anda şu şekilde belirdi bende. Ya Ömer Kavur bu hikayeleri anlatıyordu kendi filmlerinde. Dolayısıyla aslında onu anlatan bir film de onun filmleri gibi olmalı diye düşünerek bu yapıda karar kılmıştık. Bir yol filmi olsun istemiştik bu belgesel. Ve dolayısıyla Ömer Kavur'un yol filmlerini kendisine referans alan ve iki karakterin bir yolculukta buluştuğu bir film tasarladı. Şimdi geleceğim o ikinci karaktere. Evet. Çünkü şunu biliyorum, Ömer Kavur'un sesini, daha sonra onun bütün röportajlarını vesaire tarayarak evet. kendin ayrıca bir metin oluşturdun ki bu da çok ciddi bir araştırma. Aynı zamanda da tabii bir hikaye de kurmuş oluyorsun aslında Ömer Kavur'a. Senin biçtiğin hikaye aslında Ömer evet. Kavur'a, senin biçtiğin hikayeyi izliyoruz. Ama öteki taraftan tamamen kurgusal bir karakter var. Funder Yiğit seslendiriyor. Evet. Hiç görmüyoruz. Onun da bir yola çıktığını, bir şeyler aradığını duyuyoruz. Burada böyle belki şahsi bir soru olacak hani ama belgesele çıkış noktanın çok şahsi bir çıkış noktası olduğunu görüyorum zaten. İşte Ömer Kavur'la bir dostluk kurmak üzerine. Acaba bir kadın karakteri tercih etmiş olman bir erkek karakter yerine biraz mesafe alma isteğinden kaynaklanıyor olabilir mi? Evet, o istekten kaynaklanıyor. Çünkü hiçbir zaman ben bu filmin yönetmeniyim ve şimdi Ömer Kavur'u arayış hikayemi size anlatacağım gibi bir hedefim yoktu bu film için. Ben gerçekten Ömer Kavur'u arayan bir insanı, Ömer Kavur'un filmlerinde ne anlattığını çözmeye çalışan bir insanı anlatmak istiyordum. Ben de öyle bir insanım. Yıllardır düşünüyorum filmler üzerine. Evet, kendimden hareketle yazdığım bir karakterdi. Ama belli başlı noktalarda benden ayrışması gerekiyordu o karakterin. Çünkü ben o zaman Ömer Kavur'la olan mesafemi koruyamayacaktım. Dolayısıyla bir kurmaca karakter yaratmak, bir kadın karakter yaratmak benim hem anlatısal olarak çok işimi kolaylaştırdı. Hem de filmin o yabancılaşma hissini, filmin bir tık daha kurmacaya yaklaşma hissini güçlendirdi. O noktada şöyle bir referans noktam da vardı. Ömer Kavur'un filmlerindeki kadın karakterler her zaman ortadan kaybolan ve bir erkeğin onları aradığı, hayal mi gerçek mi onu bile bilmediğimiz kadın karakterlerle karşılaşıyoruz. Şey fikri bana çekici geldi aslında. Sanki onun filmlerinden fırlamış bir kadın karakter. Evet, bu sefer ben artık bir yolculuk yapacağım. Ben arayacağım falan. Ben arayacağım. Ben Ömer Kavur arayacağım. Ben bu hikayenin karakteri ben olacağım. Çünkü Ömer Kavur'un filmlerinde hep erkek kadını arıyor ve kadın ortada yok. Yani hayali bir kadın. Biraz burada ayrışıyor gibi hissediyorum kendimi. Belli bir dönem filmlerinden sonra yani belki. Körebe'de ana karakter kadın zaten. Onu bir kenara koyalım. Yatık Emine'de. Gece yolculuğuyla başlayan dönemde. Gece yolculuğu. Gizli yüz, akrebin yolculuğu, karşılaşma. Akrebin yolculuğu ve karşılaşmada çok güçlü kadın karakterler var aslında. Ve çağıran karakterler genelde. Aranan değil. Evet. Yani kendilerine çağıran karakterler. Ama gizli yüz ve gece yolculuğunda özellikle evet böyle bir şey söz konusu. O kadın karakterlerin bu sefer bir rol alması, bir bu sefer ben bir yolculuk yapacağım ve ben kendime dair bir şeyler arayacağım demesi fikri bana çekici gelmişti. Ve bu noktada da kadın karaktere kendi kendime ikna olmuştum. Bu yapı neden mesela sizde karşılık buldu? Çünkü belgeselin yapısı, biçimsel tercihlerini... Evet. Benimsediğinizi hissediyorum. Evet. Yani gerçekten söylediği gibi yani bir aslında Kavur filmi izliyormuş gibi ama onu arayan bir belgesel aynı zamanda. Beni etkileyen kısımlar şey oldu, biçimsel olarak özellikle yol çekimleri ve filmdeki mesela hani ışık tercihi, aydınlatma ve onunla birlikte yaratılan bir atmosfer. Yani atmosfer yaratma gerçekten bence çok güçlü hissediliyordu. Dolayısıyla dediğim gibi hani ve seçilen bir de tabii ki mekanlar. Yani hani o Kavur'un mekanlarını tekrar görmek ya da bir reprodüksiyon gibi aslında hani filmi okuyabilmek bana çok keyif verdi. Aslında buradan iyi bir bağlantı oldu bence. Çünkü Kavur özellikle, Ömer Kavur özellikle zaman ve mekanın sinemadaki yerini çok altını çizen, çok vurgulayan bir yönetmen. Ve mekanlardan da çok ilham alan bir yönetmen. Evet. Sanırım Akrebin Yolculuğu gördüğü bir saat kulesin yani başka bir filmin çekimleri esnasında. Gizli Yüz.
mekan arıyorlar aslında. Saat kulesi olan bir kasaba arıyorlar. O sırada Göynük'teki saat kulesini görüp Akrebin Yolculuğu'nu orası için yazıyor. Gizli Yüzü Kastamonu'da çekiyor. Evet. Bu arada bu Wim Wenders'te de böyle hikaye var. Böyle hikayeler var. Yani o mesela Kings of the Road'du aslında o esnada bir film çekerken gördüğü bütün o geçtiği yolları benim bunları kullanmam lazım diyerek yazıyor. Bu bence işte şeyi gösteriyor tam da yani otör kafasında olan yani sinemayla organik bağ kuran yönetmenler zaten her an sinemayla düşünüyorlar. Yani şu an bu mekandan, bu mekan da onun için bir hikaye. Ve özellikle mekanla kurdukları ilişkinin bu kadar derin olduğunu görüyorum. Bir de tabii zamanla kurduğu ilişkinin çok ayrıksı bir tarafı var. O zamana kadar olan Türk sinemasında, öyle değil mi? Evet, kesinlikle. Yani bazı filmlerinde daha hani çizgisel bir zaman anlatısı izleyebiliyoruz ama bazılarında ise tamamen döngüsel bir zaman anlatısı. Ki bunlar gerçekten hani çok o yılların Türk sineması içinde ilerici tercihler baktığınız zaman. Bir de siz konuşurken gene aklıma geldi hani zaman, mekan vesaire. Gene Ömer Kavur mesela bir röportajında şeyi söylüyor yani zaten zaman ve mekanla kurduğu yakın ilişki ve sinema yapan birisinin zaten zaman ve mekanla mutlaka meselesi olmalı diyor. Ya da sinema yapmanın bir yolu zaman ve mekanla kurulan meseleden geçer tabii gibi bir şey söylüyor. Dolayısıyla doğru. Evet. Özellikle o döngüsel zaman içeren filmlerinde böyle sanki bir karakterler uykuda gibi bir sürükleniş varmış gibi. Yani sanki böyle kaptırmışlar gidiyorlarmış gibi ve ben mesela sen öyle bir şeyle karşılaştın mı bilmiyorum. Aslında Ömer Kavur'un kendisinin de sürüklenen bir insan olduğunu düşünüyorum. Evet. Ömer Kavur aslında bir noktada bence hep ona yakıştırdığımız, tematik olarak filmlerine yakıştırdığımız işte aidiyet krizleri, varoluş krizlerini bir noktada kendisi için benimsemiş ve bunu kabul etmiş, bununla barışmış bir insan bana göre. Dolayısıyla bununla barıştığı anda da yapması gereken şeyin sadece yolda olmak ve sadece aramak olduğuna ikna ediyor bence kendisini. Benim araştırmalarımda karşılaştığım buydu. Dolayısıyla aslında sizin de dediğiniz bir mekana gidip orayı hikayeden bağımsız düşünmeme hali ve her gittiği mekanda bir hikaye oluşturabilme, anlatabilme hali de buradan kaynaklı bence. Çünkü sürüklenmeyi, oradan oraya gitmeyi, savrulmayı kendisine bir hedef edinmiş biri. Olumsuz bir şey gibi değil aslında değil. Bir yaşama biçimi. Aynen var öyle. Olma biçimi diye. Aynen öyle. Aynen öyle. Hiç olumsuz bir şey değil bu. Sen de bu karşılık buldu mu? Yani Ömer Kavur'un Ömer Kavur'u ararken kendini buldun mu diye böyle bir kamyon arkası yazısı olarak. bu kadar büyük bir şey söyleyemeyeceğim tabii ki ama o da benim için bir yolculuktu gerçekten. Çünkü biz Kavur'u çekerken Türkiye'de 25'e yakın şehir gezdik. Hem onun film mekanlarını hem de onun film mekanlarına benzer mekanları bulmaya çalıştık. Ve dolayısıyla benim için yaşadığım ülkeyi yeniden keşfedebilme, ülkeyle kurulan bağı yeniden anlamlandırabilme ve isimlendirebilme yolculuğuydu bu aslında. Bilmiyorum yani bugüne kadar yaşadığım hayatımı hep işte İstanbul'da yaşadım. Ama Anadolu'da da o küçük kasabalarda da hayatlar var ve akıp gidiyorlar gibi bir yere götürmüştü beni. Bu zaten filmlerinden çok hissettiğim bir şeydi. Ta ilk Gizli Yüzü izlediğimde de o küçük kasabaları, o böyle hayalet kasabaları gördüğümde çok etkilenmiştim. Bu yolculuk benim için böyle bir yere evrildi. Ne kadar sürmüştü filmi başından itibaren? 3 sene sürdü. Her şeyle 3 sene. Araştırmalara başladık. 1 sene araştırmalar, sadece araştırmalar ve metinlerin yazılması. 1 sene prodüksiyon ve çekimler, 1 sene de post prodüksiyon. Yani bu 3 senenin sonunda Ömer Kavur'la vedalaştın mı, dosyayı kapattın mı? Evet, vedalaştım ama bu hoşça kal dediğim bir veda olmadı. Aslında Ömer Kavur'un tam olarak bir insan gibi, çünkü araştırmalardan önce şeyi fark ediyorum, böyle biraz daha uhrevi bir yere oturtmuştum Ömer Kavur'u. Hep öyle olursun. Hep öyle olur. ve filmi yaparken o benim için ete kemiğe büründü ve hani en başında dedik ya bir dost, bir arkadaş, benim için ayrıca bir hoca, filmlerinden birçok şey öğrendiğim, kişiliğinden de birçok şey öğrendiğim. Vedalaştım ama gerçekten yanımda olan bir insan gibi de. Dostun oldu artık. Evet. Yol arkadaşın oldu belki, yoldaşın oldu. Bence en
anlamlı ilişki kurma biçimi herhalde hayatta bu. Yani birini tabii şuraya konumlandırmaktansa çok tahrip edici bir ilişki aslında. Çok. Yani herhangi birini alıp şuraya koyup oradan ilişki kurmaya çalışmak iki taraflı tahrip edici bir şey. Ömer Kavur'la dolayısıyla ilişkiniz çok tatlı bir yerde, çok tatlı bir kıvam bulmuş. Evet, evet. Ben son bir şey sormak istiyorum. Çünkü bu benim kalbimde yara. İkinize birden sormak istiyorum. Karşılaşma filminin son filmi, ölümünden önce çektiği son film. Eleştirilerine baktığımda böyle çok aslında Türkiye'de çok alışık olduğumuz bir eleştirme biçimiyle karşılandığını görüyoruz. İşte daha iyimser, daha toplumsal filmler çeken bir Ömer Kavur istiyoruz eskisi gibi gibi falan böyle bir eleştiriyle karşılaşıyoruz. Bu özellikle kendisi de sinema yapmaya çalışan bir insan olarak beni ister istemez reaksiyona sürükleyen bir eleştirme biçimi aslında. Yani çünkü doğrudan içeriye bir müdahale var, anlamaya çalışmaya yönelik bir şey yok. Ve Karşılaşma da bence bu arada en olgun eserlerinden biri. Bilmiyorum siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Programın başında konuştuğumuz gibi Ömer Kavur'u bir otör olarak kabul ediyorsak eğer o zaman otörden hani bunları bekliyoruz demek ne kadar doğrudur? Hani bunu bence hani düşünmemiz gerekiyor. Evet. Çünkü neticede hani otör sinemada otörün derdi, otörün eğilimleri, otörün kendi arayışı ya da kendi içindeki sorgulamalarını aslında hani biz seyirciler olarak izliyoruz ve daha sonra değerlendiriyoruz. Dolayısıyla çok özgün bir sinema anlayışından bahsediyorsak hani burada beklemek ya da beklenti biraz aslında çelişkili bir ifade yaratıyor kanımca. Bu noktada ben bir de şuradan bakmayı deniyorum. Politik sinema dediğimiz şey ne? Yani bir filmi politik yapan ne? Çünkü Ömer Kavur'un bu noktadaki bakış açısı çok net. Şöyle söylüyor, Anayurt Oteli sonrası verdiği bir röportajda, bir insanı anlamak bir ülkeyi anlamaktır. Ve bu bence bir filmi politik yapar. Yani biz bir insanı anlayabildiğimiz takdirde ülkeye dair bir şeyler çıkartabiliriz, çıkarımlar bulabiliriz. Ve bu yeterli bir politik düzeydir bence. Dolayısıyla Ömer Kavur'un politik yaklaşımının filmlerinde bangır bangır bağırmıyor oluşunu ve insan zihninde akıyor oluşunu her filmde görüyoruz aslında. Her filmde görüyoruz. Karşılaşmada dahil. Aynen öyle. Yani oradaki yapıda da bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bazı insanları bazı bakış açılarını tatmin etmemesi mümkün. Yani hepimiz bazen bununla karşılaşıyoruz. Ama galiba o böyle çekti bu filmleri. Bence bu biraz Türkiye'de siyasi ve politik kavramlarının doğru bir biçimde ayrılamıyor olmasından da kaynaklanıyor. Ama o tabii başka bir hikayenin konusu diyerek bir haberimiz var. Oraya döneceğim. Sonra tekrar stüdyomuzda olacağız sizlerle birlikte. Tekrar stüdyolarımıza dönmeden önce son bir haber arası vereceğiz. Burada da üçüncüsü düzenlenen TAIF Uluslararası Kısa Film Festivali'nin sonuçları açıklandı. Onu göreceksiniz. Sonra biz tekrar buradayız. TAIF Kültür Sanat Derneği tarafından hazırlanan 3. TAIF Uluslararası Kısa Film Festivali, Konrad İstanbul Bosforus'ta yapılan ödül töreniyle son buldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve İstanbul Topkapı Üniversitesi'nin destekleriyle düzenlenen festival, sinemanın yapı taşlarından kısa filmin bilinirliğini arttırmak, genç sinemacıları keşfetmek ve sinemacıların kendi hikayelerini ortaya koymalarına imkan tanımak amacıyla yola çıkıyor. TAIF Kültür Sanat Derneği Başkanı, Topkapı Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı, Doçent Doktor Nagihan Çakar, festivalin direktörlüğünü üstleniyor. Festivalimiz 3 yıldır temasızlık mottosuyla devam ediyor. Çünkü tema koyduğumuzda yönetmeni kısıtladığımızı düşünüyoruz bu anlamda. Hani biz istiyoruz ki herkes kendi hikayesini üretsin ve biz festival olarak bir tema koymayalım. Bu yüzden daha yaratıcı filmler gerçekten festivalimize katılıyor. Sonuçta sinema en etkili iletişim araçlarından bir tanesi olduğu için ülke gündeminden ayrı bir şekilde düşünülemez. Ve ülkelerin mutlaka yaşadığı olaylar sinemayı etkiliyor. Mesela pandemi dönemini anlatan filmler daha çok
festivalimize katıldı ve bu nedenle daha çok psikolojik ağırlıklı filmler vardı. Dolayısıyla deprem döneminde deprem ağırlıklı filmler daha fazlaydı ve bu dünyaya yayıldığında da o ülkede hangi gündem varsa o şekilde temalar çeşitleniyor. Türkiye'de ve dünyada çok fazla sayıda kısa film festivali yapıyor aslında. Bu bizim için çok sevindirici bir olay. Çünkü kısa filmlerin gerçekten gösterim mecraları çok az. TIFF Uluslararası Kısa Film Festivali'nin diğer festivallerden farkı ise şu. 4 farklı kategoride festivalin düzenleniyor olması ve biz buna çok dikkat ettik aslında bu festivali tasarlarken. 4 farklı kategoride toplam 12 ödül veriyoruz. Yani animasyon, belgesel, deneysel ve kurmaca alanında. Bu çok önemli çünkü aslında bu kategorilerdeki filmlerin üretim süreçlerinin hepsi farklı. Siz belgesel filmi, kurmaca filmini aynı kategoriye koyduğunuzda ve yarıştırdığınızda bu filmleri üreten yönetmenlere haksızlık oluyor. Biz bunu engellemek için her kategoride ilk üçü belirliyoruz. Ama bu yıl her yıldan farklı olarak jüri böyle seçmekte çok zorlandı filmleri. Çünkü çok güzel filmler vardı. Bir tane de mansiyon ödülü verelim dediler. 112 ülkeden 3165 filmin başvurduğu festivalde jüri üyeleri finale kalan 40 filmi izledi. Festival boyunca jüri üyeleri yapılan workshop atölye ve söyleşiler sayesinde sinema severlerle bir araya geldi. Biz TIFF Uluslararası Kısa Film Festivali'yiz. Neden? Çünkü festivali bir günde yapmıyoruz. Biz özellikle şeyi çok önemsiyoruz. Hani finale kalan 40 tane film mutlaka gösterilsin. Çünkü aslında sadece mesele ödül almak değil. Ödül bir yönetmen için motivasyon kaynağı. Ama burada önemli olan şey yönetmenin filminin gösteriliyor olması, izleyiciyle buluşulması ve bu süreçte de bir söyleşi programı da koyuyoruz. Aynı zamanda jüri üyelerimizden, görüntü yönetmenliğinden, senariste, yönetmenlikten, oyunculuğa kadar bir atölye düzenliyoruz. Onlardan rica ediyoruz ve gerçekten hepsi bu yoğun sürecinde atölyelere katılıyorlar. Bunun dışında yine sinema sektöründen de farklı isimler festivalimizde davet ediyoruz ve hepsi gerçekten geliyor. Burada da sanat, işte sinema severler, sanat severlerin hepsi gelip hem atölyelere ücretsiz olarak katılabiliyor hem de 4 gün boyunca gösterimleri takip edebiliyor. Jüri üyeleri ise TRT Sinema Proje Sorumlusu Mehmet Ali Karga, yönetmen Müge Uğurlar, senarist Eylem Can Polat, yapımcı Varol Yaşaroğlu, oyuncular Selin Yeninci, Onur Büyüktopçu, Wilma Ellis, Cansu Fırıncı ve Hande Doğan Demir. Biz 4 kategoride 40 film izledik, 10'ar tane. Vallahi hepsinin içinde etkileyici işler vardı. Bazı senaryosuyla çok etkileyiciydi. Bazısı işte rejisiyle çok etkileyiciydi. Belgesellerde de çok güzel belgeseller de izledik. Ama böyle hani tek tek bir şey söyleyemem. Çünkü zaten bizim için de seçmesi bazılarının özellikle çok zor oldu. İyilerin arasından en iyisini seçmek zor oluyor hakikaten. Ama her kategoride benim çok böyle içime dokunan da ya da böyle beni şaşırtan işler oldu. Deniz'le bir karakter yaratmak üzerine konuştuk. Zaten konumuz oydu. Benim için de tabii enteresan bir deneyim. Hem jürilik hem böyle bir araya gelip böyle bir söyleşi yapmak. Güzel geçti kendi adıma. Keyifliydi. Benim için de tatlı bir deneyim oldu. Törende 4 farklı kategoride toplam 13 ödül sahiplerini buldu. TIFF Uluslararası Kısa Film Festivali gelenekselleşen bir festival olmaya devam ediyor. Ödül alan herkesi kutluyoruz. Bu arada sizin belgeselin sonunda da değil mi Ömer Kavur'un kaybolmuş ya da hiç gün ışığına çıkmamış, gündeme gelmemiş bir kısa filmi. Bir kısa filmini de görme şansımız var. Aslında bu. Fransa'ya döndükten sonra, Fransa'dan döndükten sonra burada kendi arkadaşlarıyla, ufak bir ekiple çekmiş olduğu iki tane kısa filmden biri. Biz belgeselin çalışmaları esnasında bu filmleri keşfedip gün yüzüne çıkartmıştık. Ve bir tanesini belgeselin sonuna koyduk. Bir tanesini Rotterdam Film Festivali'nde gösterildi. Aslında bütün sinemasının nüvelerini barındıran, bütün anlattığı hikayelerin en temel böyle en öz halinde bulunduğu filmler. 1971 yapımı. Yolculuğunun başı da.
sinema, evet. Türkiye'deki sinema yolculuğunun başı, belki Fransa'da çünkü başka bir şey setlerde bulunuyor vesaire ama evet. kendi sinemasının, kendi yolculuğunun başında belgeselin sonunda izleme şansı bulacak aynen. izleyicilerimiz. Hem belgesel için hem sohbetin için size de verdiğiniz bütün bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ömer Kavur'u anmış olduk sizlerle birlikte. Ayaklarınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Başka bir vesileyle tekrar görüşmek üzere. Görüşmek. Şimdi de izleyicilerimizle vedalaşalım. Evet, bu hafta da Sinema Artı'nın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta kim bilir hangi konu ve konuklarla burada olacağız. Biz buradayız, siz de bekliyoruz.